Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Caravaggio'yu tanıtacağım. Caravaggio'nun, daha doğrusu Caravaggio ve Rembrandt'ı tanıtacağım. Caravaggio'nun ve Rembrandt'ın hayat. Caravaggio 1571'de Milano'da doğmuştur. Milano İtalya'da bir şehir biliyorsunuz. 1576'da veba hastalığından dolayı ailesiyle Caravaggio şehrine taşınmış. Babası ve büyük babası veba hastalığından dolayı ölmüş. Caravaggio'ya taşındı da biraz garip gelebilir size ama o şehrin o taşındığında adı Caravaggio değildi tabii ki. O taşındığı için adı Caravaggio koyuldu. 1584'te annesini kaybetti. Milano'da 4 yıl çalışacağı Simona Petrazzano'nun atölyesine girdi. 1592'de Roma'da Cavaliere di Arpino Otelyesi'ne yerleşti. Yani burada diğer adı da veriliyor. Ben ekranda hem de size yansıtıyorum arkadaşlar. 1594 Cesari ile ilişkisi sonlandı. 1595 ile 98 yılları Kardinal Francesco Maria del Monte ile tanıştı. Falcı ve hilebazlar eserlerini kardinal satın aldı. Evet, kardinal biri herhalde bildiğim kadarıyla. Falcı ve hilebazlar adlı eserlerini bir tane biri satın almış. Udi ve müzisyenler eserlerini de yapmış 1595-98 yılında. 1598 Kardinal del Monte'nin korumasındayken ruhsatsız silah taşımaktan dolayı birkaç kez tutuklandı. Holofernes'in başına kesen Judith ve Narkissos resimlerini yaptı. Biliyorsunuz Caravaggio çok ünlü bir ressam. 1599'da San Luigi dei Francesi Kilisesi'ndeki Contarelli Chapelle için Aziz Matta'nın hayatı konulu iki resim siparişi aldı. 1600 yılında Santa Maria del Popolo'daki Cesari Chapelle için Aziz Petrus'un çarmıha gerilmesi ve Aziz Paulus'un Hristiyan oluşu konulu iki resim yapması istendi. Biliyorsunuz buradaki eserler yabancı bir ressam olduğu için eserlerin adı da yabancı. Bunun için biraz sıkıntılı olabilir ama yine de çok önemli biri. 1602'de Muzaffer Aşk tablosunu yaptı. 1603'te Giovanni Baglione Caravaggio'ya ve arkadaşlarına dava açmış. Yine sanırım o sebeplerden dolayı. 1565 yılında yargılanmalarının sebebi kapıları tahrif etmek ve eski ev sahibesinden evine taş atmak ve bir notere ağır fiziksel zarar vermekten dolayı suçlu olduğu düşünülüyor. 1606 yılında bir kavgada Ranuccio Tommasoni'nin ölümüne sebep olmuştu. Napoli'ye kaçmış. Yani bir kişiyi öldürüp Napoli sanırım bildiğim kadarıyla Fransa'da olması gerekiyor. Yanlışsam lütfen yorumlarda düzeltin. 1607 yılında Malta'ya gitti. Malta başkenti Valletta İtalya'nın altında bulunan bir ada ülkesi. 1608 vaftizci Yahya'nın başının vurulmasını yaptı. Malta şövalyeleri arasında kabul edildi ve şövalye unvanı aldı. Karıştığı kavga nedeniyle hapse atıldı. Hapishaneden kaçtı. Ekim'de Siracusa'da, Aralık'ta Messina'daydı. Şövalyelik unvanı geri alındı. Yani biraz iyi bir hayat yaşamamış gibi gözüküyor. Aşağı inelim. 1609 yılında Messina'da Lazarus'un dirilişi ve çobanların tapınması eserlerine başlamış. Napoli'ye geri dönmüş. Bir saldırıda ağır yaralanmış ve Goliath'ın başını kesen genç Davut resmini yapmış. 1610'da Papa onu bağışladığını bildirmiş. Temmuz'da Roma'ya ulaşmak için gittiği Portercole'de karaya çıkmış ve 1610'da hayatını kaybetmiş. Size birkaç eserini de göstermek istiyorum. Bunlar en ünlü eserlerinden birileri. İnelim. Bunlar da çok ünlü eserlerim. Sundum. Diğer, yani Rembrandt'a geçelim. Evet, Rembrandt sunumuna geçtik. Rembrandt, 15 Temmuz 1606'da doğan ünlü ressamın gerçek adı Harmen'in oğlu Renly Rembrandt anlamına gelen Rembrandt Harmenszoon van Rijn olarak Leiden şehir kayıtlarında bulunmaktadır. Sanatçı 1633 yılında adına C harfini ekleyerek kendisini Rembrandt olarak tanımlamıştır. Hollanda'nın altın çağ ressamları arasında akla gelen sanatçı özellikle portreleriyle öne çıkarken o dönemin yaşam koşullarını ışık tuttuğu için de ayrıca önem taşımaktadır. Rembrandt'ın hayatını kısa bir şekilde size burada açıklayacağım. Tüm yaşamını Hollanda'da geçiren sanatçım uzun yıllar en tercih edilen ressam olarak büyük başarılara imza atmıştır. Eşi Saskia ve çocuklarını kaybettikten sonra savruk yaşantısı ve değişen eser tercihlerine ayak uyduramadığı için sefalet içinde 1669 yılında vefat etmiştir. Ve size birkaç eserini göstereyim. Bunlar en önemli eserleri ve bunu da sunmuş bulunmaktayız. Görüşmek üzere, kanalıma abone olabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz, yanlışlarımı düzeltmek için yorumlara doğrularını yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.